Bu bölümde nehi gaib ve nehi hazır iki konuyu ele alacağız. Nehi gaib derken veya nehi hazır derken bunların her ikisi de muzari fiilden türetiliyor. Mesela yektubu yazar, la yektub yazmasın. Ama la tektub dersen sen yazma. Bu şekilde iki farklı görünüm karşımıza çıkıyor. Nehi gaip yani yanımızda olmayana verilen şöyle yapma tarzındaki bir talimattır. Mesela haraca çıktı, yahrucu çıkar, la yahruc çıkmasın. Ve, evet çıkmasın şeklinde bir mana ifade ediyor. Kur'an'dan bir örnekle söyleyecek olursak, Allahu Teala peygamberimize hitaben ve la yahzunke üzmesin ke seni kavluhum onların sözü. Onların sözü seni üzmesin. Ya yani burada mesela la demiş olsaydı üzülme. Ama bunun faili burada kavluhum onların sözü seni üzmesin. burada nehi gaib sırasıyla geliyor. Ve bunun çekimi mesela ketebe yazdı, yektübü yazar, la yektüb yazmasın. La yektübe o ikisi yazmasın, la yektübu onlar yazmasınlar. Ve bunun mühendisi olarak çekimi de la tektüb, la tektübe, la yektübne bu şekilde yapılmakta. Kur'an'dan bir kısım örneklerle bunu teyit edebiliriz. Mesela e, gayrimeşru beraberlik zina fiilini işleyenlerle alakalı onlara verilecek ceza. Kur'an'da bu anlatılırken وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا ra'fetun fi د۪ينِ Ceza verilen o ikisine karşı Allah'ın dinini uygulamada acıma duygusu sizi kaplamasın. Burada ra'fe, evet. mesela Türkçe'de ra'fet diye, ra'fet diye Kullanılan bir isim, merhamet, acıma anlamında, fi dinille, Allah'ın dininde, Allah'ın dinini uygulamada, la te'ğhuzküm bihime, o ikisiyle alakalı bir acıma duygusu sizi kaplamasın. Burada la huz olarak kullanılması, ra'fetün kelimesinin müennes olmasından dolayıdır. Ee, ve bu şekilde gelmiştir. Bakara e, 282. ayet e, Kur'an-ı Kerim'de en uzun ayettir ve e, bir sayfa tutan bir ayet. Burada borçlanmayla alakalı durumlar anlatılıyor. Onlardan biri de şu: Velayi velayi be kâtibun, Katip kaçınmasın ee, en yektübe yazmaktan kema allemehullah Allah'ın öğrettiği şekilde fel yektub, yazsın. Burada e, yazsın kıyabi olarak ona verilen bir emir. Ama la yebe kaçınmasın. Bu da onun gıyabında bir nehi şöyle yapmasın tarzında. İşte katip onu yazmaktan en yektübe yazmaktan kema Allah ona öğretmiş o da buna bir şükür olarak madem ki bunu biliyor yazmaktan kaçınmasın. Belki daha kolay anlayabileceğimiz bir örnek. Ve la ba'dukum ba'da. La yağteb iğtebe yağtebi yap. Gıybetten geliyor bu. gıybetini yapmasın. Ba'dukum bazınız ba'da bazısının. Ba'dukum ba'da buradaki dat harfleri Türkçe'de z olarak telaffuz edilirse bazısı bazısının gıybetini yapmasın. Ama e, la ta tep demiş olsaydı e, gıybet yapma olacaktı. Fakat e, işte bir e, bazınız bazısının gıybetini yapmasın derken gıyabi olarak bu ifade ediliyor. Boşanmış kadınlarla alakalı ee, tekrar eski kocalarıyla e, evlenebilecekleri bir boşama şekli ise bu ee, onlarla alakalı la tuhricuhunne onları evlerinden çıkarmayın min buyutine evlerinden ve la yahrucne kendileri de çıkmasınlar burada la yahrucne onlar çıkmasınlar İşte haraca çıktı yahrucu çıkar la ee, yahruc o çıkmasın. Çektiğimiz zaman la yahruç la yahruca la yahrucu la tahruç la tahruca la yahruc ne onlar çıkmasınlar o kadınlar çıkmasınlar. Nehi e, hazıra buradan geçebiliriz. Daha evvel nehyi gaybi anlattık. Nehi hazır da karşımızda olan muhataba şöyle yapma şeklindeki talimatlardır. Mesela e, ketebe yazdı, yektubu yazar, tektubu sen yazarsın, sen yazma diyeceğiz. La tektub e, yazma. Mesela Peygamber Aleyhisselatü vesselam şöyle söylüyor. La tektubu anni şeyen, benden bir şey yazmayın. Yani ayetleri yazdırıyor, hadislerle karışmaması için. La tektubu anni şeye, benden bir şey yazmayın diyor. Peygamberimiz ve Hazreti Ebu Bekir mağaradalar. Hicret olayı ve müşrikler ve mağaranın önüne kadar gelmişler. Kur'an-ı Kerim'in şu ayeti peygamberimizin oradaki bir durumunu anlatıyor. Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir'e diyor ki La tahsen üzülme Allah'a ana şüphesiz Allah bizimle beraberdir. Hazine yahzenu. Hazine hüzünlendi. Türkçe'de hüzün olarak bu kullanılır. Hazine hüzünlendi. Yahzenu hüzünlenir. İşte La tahzen dediğimizde sen hüzünlenme veya üzülme. Üzülme. Allah'a ma'ana şüphesiz Allah bizimle beraber. Ve bunun çekiminde Ketebe yektubudan çekimini yapacak olursak Ketebe yazdı. Yektubu yazar. Tektubu sen yazarsın la tektub yazma. La tektub la tektuba la tektubu la tektubi la tektuba la tektubna. Çekimini bu şekilde yapıyoruz. Yani sen yazma, ikiniz yazmayın, siz yazmayın. Ee, bu şekilde ifade edebiliriz. Müzekkere e, sen yazma dediğimizde la tektüp diyoruz. Ama müennese, bayana bunu söylerken la tek tübi demekteyiz. Müzekker çoğul olarak e, muhataplarımıza la tek tübu dediğimizde siz yazmayın. Ama bayanlara böyle bir e, emir verilecekse la tek e, yani yazmayın bunu söylemiş oluyoruz. Kur'an'dan örnekler. La tec'al ma'allahi ilâhen ahar. La tec'al kılma. Ma'allah Allah'ın yanı sıra ilahen ahar başka bir ilah. Yani Allah'ın yanı sıra bir başka ilah edinme. La tecal e, ceale kıldı. Yecalu kılar. Tecalu sen kılarsın. La tecal kılma. Yani karşımızdaki muhataba şöyle yapma tarzında bir talimat. Hazreti Adem ve Havva ile alakalı ayette şöyle geçiyor. Ve la takraba ikiniz yaklaşmayın. Herdi şecera şu ağaca fetekuna min zalimin yoksa zalimlerden olursunuz. Garube yakrabu yakın olmayı ifade eder, yaklaşmayı ifade eder. La takraba iki kişiye yönelik bir nehidir. Yaklaşmayın, ikiniz yaklaşmayın hadi şecerate şu araca. Allah diğer şeyleri helal kılmış ama bir ağacın meyvesini haram kılmış. Bu da bir imtihan. yaklaşmayın. Fetekuna minaz az zalimin yoksa zalimlerden olursunuz. Ya eyyühellezine amanu ey iman edenler la <laughs> terfa'u yükseltmeyin. Asvatakum <laughs> savt ses Asvatakum seslerinizi. Fevka sautin nebiyye peygamberin sesinin üzerinde. Fevk, e, fevkinde Türkçe'de kullanırız. Ey iman edenler e, seslerinizi peygamberin sesinin fevkine yükseltmeyin. Yani onun huzurundayken ondan daha yüksek bir perdede konuşmayın. Burada la terfa'u, rafa'a yükseltti yerfau yükseltir terfau sen yükseltirsin la terfa yükseltme ve bunu çektiğimizde la terfa la terfa a, la terfau yani işte sen yükseltme ikiniz yükseltmeyin siz yükseltmeyin neyi asvatakum seslerinizi asvat biraz sonra gelecek savt kelimesinin çoğulu fawqa sautin nebi peygamberin sesinin fevkinde yükseltmeyin. Yani Kur'an bize adab dersi de veriyor. Bu onlardan bir tanesi. Hz. Meryem'le alakalı bir durum. Hz. Meryem bir baba olmaksızın kendisine üflenen bir ruh şeklinde Hz. İsa'ya hamile kalıyor. Babasız bir çocuğu nasıl izah edecek ızdırap içinde ve bu durumla alakalı bir ayet. Fena dehe min tahtiha. Onun altından nida etti. Alt tarafından bir ses Meryem'e nida etti. Elle tahseni üzülme. En la tahsen. Ama müennes olduğu için la tahzeni. tabloyu hayalimize getirecek olursak, tabloyu hatırlayacak olursak la tektub yazma. La tektubi o da yazma demek ama müennese yönelik bir nehi. Burada da Meryem'e yönelik bir şekilde la tahzeni. Biraz önce bir öncesinde geçmişti veya iki öncesinde. La tahzen. Mesela Peygamberimiz Hz Ebu la tahzen diyor. Yani bir erkeğe üzülme tarzında bir ifade. Ama bir bayana bunu söylerken, la tahzeni bu şekilde ifade ediliyor. Yani Kur'an'da örneklerini bu şekilde görebilmekteyiz. O tablodaki manzarayı değişik ayetlere serpiştirilmiş olarak e, görmemiz mümkün. Peygamber hanımlarına yönelik bir ibare: init tagaytünle eğer Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız Fele tahta'ne bil gavli cilveli bir şekilde konuşmayın. Hada'a böyle yumuşak kelam etmek e, Gavul kelimesiyle beraber düşünüldüğünde Türkçe karşılığı cilveli konuşmak denilebilir. E, beraber el alındığında. La tahta cilveli konuşma. Ama kadınlara yönelik bunu kullandığımızda ve çoğul olarak kullandığımızda la tahta ne Tablodaki yeri... ...la tektübne... ...yazmayın. Yani siz yazmayın. Burada da la ne ...siz cilveli konuşmayın. ...fe la tahtane... ...bil gavli... ...işte peygamber hanımları... ...eğer takvayı... ...esas alırsanız... ...Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız... ...konuşurken cilveli konuşmayın. ...fe maallezi ...fi galbihi marat... ...ta ki kalbinde maraz olan bir beklenti içine girmesin. Fiyatmaa <laughs> tamah, tamah etmek derler. Türkçe'de bu kullanılır. Bir beklenti içinde olmasın. Kim fi galbihi marat, kalbinde hastalık olan birisi bir beklenti içine girmesin. Burada marat, maraz yani e, hastalık anlamında. Türkçe'de maraz şeklinde bu kullanılmaktadır. Ve Arapça'da mesela meriyadı Hasta anlamına gelmekte. Demek ki e, erkeğin de kadının da birbirlerine hitap ederken dikkat etmesi gereken kurallar var. Burada kadının erkeklerle konuşurken e, cilveli, karşıya ümit verir bir tarzda konuşmaması, vakarlı konuşması ders olarak bildirilmekte. Ve e, bu kısımda... E, Hazreti Yusuf kıssasından bazı e, yerleri görmüş olacağız. Ve e, şu ana kadar gördüklerimizden e, kural itibariyle kuralları uygulamaya çalışacağız. Hazreti Yakup ve oğullarının durumunu anlatıyor. Ve gale dedi, Yakup dedi. Ya beni ye oğullarım, yavrularım. La tedhulu girmeyin. Yani bakın e, dahale udhul la yani mana olarak söylersek dahale girdi yedhulu girer e, tedhulune siz girersiniz ama girmeyin diyeceğiz la girmeyin min babin vahid bir kapıdan girmeyin Hz. Yakup evlatlarını Mısır'a gönderiyor 11 tane evlat dikkat çekebilir 11 kişi aynı yerden girdiğinde nazara gelmesinler diye böyle bir tedbir düşünüyor. Ve duhulu girin. Bu da emir kısmı. Dahale girdi, yedhulu girer. Buradan emir yapıyoruz. Uduhul. Çoğul yapıyoruz. Uduhulu. Uduhulu girin. Min ebvabin müteferriga. Müteferrik kapılardan. Ayrı ayrı kapılardan girin. Ve ma'uni anküm. Sizden bir şeyi önleyemem min Allah, Allah tarafından gelecek, min şey. Bununla beraber Allah'tan size gelebilecek herhangi bir şeyi önleyemem. Yani yine başınıza bir şey gelebilir ama tedbir olarak böyle yapın. Tek kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin diyor. İnil hukmu illa lillah. Hüküm ancak Allah'ındır. Aleyhi <laughs> tevekkeltu. Ben sadece ona tevekkül ettim. Tevekkele e, Tevekkül etmek. Tevekkeltü ben tevekkül ettim. Keteptü ben yazdım. Tevekkeltü ben tevekkül ettim. Ve aleyhi ve sadece ona fel yetevekkel tevekkül etsin. Yani bu da bir önceki derste el aldığımız konuyla alakalı. E, li yetevekkel tevekkül etsin. Yani e, burada e, emri gaip var şu an karşımızda olmayana verilen bir emir. El mütevekkilun tevekkül edenler. Tevekkül edenler sadece ona tevekkül etsinler. Ve lemme dahalu girdiklerinde dahalu e, dahala dahala dahalu o girdi dahala o ikisi girdi dahalu onlar girdiler. Min haythu emarahum ebuhum babalarının kendilerine emrettiği yerden girdiler. Ma kana yuni anhum min Allahi min şey. Bu onlar hakkında Allah'tan gelecek herhangi bir şeyi önleyemedi. Yani olacaklar yine oldu. İlla ancak haceten fi nefsi Yakub ancak Yakub'un nefsindeki bir istek gadahe bu yerine gelmiş oldu. Ve gerçekten o lezu ilmin e, ilim sahibidir. Hazreti Yakup e, ilim sahibidir. Lima allemnahu ona öğrettiğimiz o kendisine öğretmemiz sebebiyle ilim sahibidir. Hatırlayacak olursak zu esma-i hamse içinde geçiyordu. Zu ve kendisinden sonra geleni bu şekilde izafet sebebiyle mecrur kılıyordu. Ve burada bunu görmekteyiz. Lezu ilmin İlmin e, ilmin şeklinde okutan zudur. Ve zu sahiplik ifade eder. İlim sahibi. Lime allemnahu allemne alleme öğretti. Allemne biz öğrettik. Hu ona. Yani bakın zamir ile e, Hazreti Yakub'a bu e, gidiyor. Walakin lakin ekseran nasi insanların ekserisi. Türkçede peltek ile telaffuz etmiyoruz. Ekser diye telaffuz ediyoruz. Nas insanlar demektir. Ee, Kur'an-ı Kerim'de ya eyühen nas sıkça e, diyebileceğimiz şekilde geçer ve dikkat çekici bir ifadedir. Allah hepimize seslenmektedir. Walakin ekseran nasi lakin insanların çoğu La ne bilmezler. La ya'lamun alimeden geliyor. Alime bildi, ya'lamu bilir. Ya'lamu'yu çekiyoruz. Ya'lamu, ya'lemani, ya'lamune. Ya ne biliyorlar. Ama la geliyor başına. La ya'lamun bilmiyorlar. Ve toparladığımızda mana şöyle oluyor. Lakin insanların çoğu bilmezler. Görüldüğü gibi e, Arapça son derece e, kurallı bir dil ve bu kurallar e, Kur'an-ı Kerim'de uygulamalı bir şekilde karşımıza çıkmakta. Ve Kur'an'ı okuduğumuzda bu kurallar çerçevesinde okursak ve o kalıplara göre o kelimelerin, cümlelerin manalarını yakalamaya çalışırsak bunun çok da zor olmadığını görürüz. Çünkü e, kalıp bellidir o kalıba göre bu bir emir mi yoksa nehi mi? Emri hazır mı yoksa nehi hazır mı? Emri gaip mi yoksa nehi gayip mi? E, gibi e, ismi fail mi ismi mef'ul mü? Bütün bunları görmek mümkün. Ve kelimenin kökünü bildiğimizde bir nevi köke inmek, köke inebildiğimizde manayı oradan çıkarmak çok da zor bir şey değil. İşte Kur'an okurken bu kuralları esas alarak okuma, anlamaya çalışırsak Kur'an-ı Kerim'deki manaların bize tebessüm ettiği çok bariz bir şekilde görülecektir.